Bildiğimiz kadarıyla bu görüş ve açıklamaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayış ve yaklaşımına da aykırı olduğunu değerlendiriyoruz. Önceki açıklamalarda da dikkat alındığında Sayın Tan'ın kime, neye, hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bu arada giderek Sayın Tan'ın pasaportun rengini soruyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bunun cevabını ve izahını bekliyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle söyleyelim, biz bu cumhuriyetin kurucu partisi olarak vatanımızın, mavi vatanımızın da gök vatanımızın da peşindeyiz, arkasındayız. Hiç kimse merak etmesin. Aradığınız cevabı bu saatlerde CHP Genel Merkezi'nden alacaksınız. Ama bakın, Sayın Paşamız buraya gelmiş, bu konuları açmışsa bu konuları tartışalım. Hemen tartışalım. Dedi ya, anlatacağım diye. Ben sorular soracağım, gelsin anlatsın. Sayın Paşa, siz Genelkurmay Başkanlığı yaptınız, Savunma Bakanlığı yaptınız. Darbe yaptı sizi, dünya darbeyi kınadı ama Erdoğan hükümeti bütün meselesini sizin üstüne kurdu. Mısır'la biz kavga ettik, herkes Mısır'la anlaştı, Erdoğan Mısır'la anlaşmadı, Sisi'yle ne konuşacağım dedi, Rabia Meydanı dedi ve biz Mısır'la ilişkileri kaybettik. Ama şimdi ne oldu? Tükürdüğünüzü yaladınız, Sisi'yle anlaştınız. Ama ne oldu? Geç kaldınız, geç! Mavi Vatan nereden kaçtı? Yunanistan Mısır'la anlaştı, Yunanistan Hafter'le anlaştı, şimdi sizin aklınıza geldi, şu anda Cumhurbaşkanı Hafter'in kapısında bekliyor. Haberiniz var mı? Hulusi Akar, gel buradan söyle. De ki, sen Cumhurbaşkanı, efendim yanlış yapıyoruz. Mısır'la stratejik ortaklıklar yapmamız lazım. Bunu yapamazsak Yunanistan anlaşacak, haklarımız kaybolacak, Mavi Vatan elden gidecek. Dedin mi? Dedin mi demedin mi? Gel söyle. Suriye sınırı Kevgir'e dönerken, Genelkurmay Başkanı'ydın. Ne yaptın? Efendim biz Suriye'deki savaşa ateşle giremeyiz. Orada haklarımız var. Oradan milyonlarca sığınmacı gelir. Ülkemiz kan revan içinde olur. Dedin mi demedin mi? Gel burada bunu anlat. Peki Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın doğusunda. Dinleyin bir dakika. Dinleyin bir dakika. Dinleyin ya. Hem soruyorsun hem dinleyin. Devam. Dinleyin. Ben konuşmacıyım. Bu meclisin bir nizamı var. Bana başkan söz verdi. Size söz vermedi. Söz vermedi. Oturduğun yerde konuşmayın. Bağırırım. Dinleyin. Ben de bağırırım. Evet. Sorduğunuz cevap vereceğim. Arkadaşlar, ben bakın bir dakika. Ben konuşmamda başlangıçtan itibaren gayet nazik ve kibar bir şekilde, bilimsel bir şekilde sizlere tek tek anlattım. Bak söyle şunlar, sussunlar ya. Ben başlangıçtan itibaren uhuletle, suhuletle tamamen gerçekleri ve inanıyorum ki bazı Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızın da paylaştığı fikirleri burada dikkatlerinize sundum. Eğer burada ilaveten de söyledim, burada haritalar var, çeşitli şeyler var, faaliyetler var. Bunları tabi burada göstermenin pek bir manası yok, görülmüyor, edilmiyor. Eğer görüşmek isterseniz, konuşmak isterseniz burada hazır olduğumu söyledim. Fakat sizin çıkıp konuştuğunuzda bunlarla Van Vatan'ın hiç alakası olmayan, Van Vatan'ın dışında tamamen masala devam ettiniz Sayın Başkan. Dolayısıyla burada bir, efendime söyleyeyim, Mavi Vatan meselesi. Hata yaptı. Masal dedi. Bazı gerçeklere masal dedi. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Siz bunları bıraktınız, hudutlara geçtiniz. Arkadaşlarım, hudutlarla alakalı bizim zamanımızda bildiğiniz gibi milletvekili arkadaşlarımızdan bazı arkadaşlarımız ve basından bazı arkadaşlarımız gittiler, yerinde gördüler ve onlardan bazıları kişilikli ve kimlikli olanlar açık ve net bir şekilde babamız söyleseydi inanmazdık dediler. Dolayısıyla hudutların durumu bu. Bunu bilin. Diğer taraftan Libya ile Mısır'la ilişkilerimizin devam ettiğini, etmekte olduğunu, görüşmelerin devam ettiğini, orada da deniz hak alakalı menfaatlerimizi korumak ve kollamak için her düzeyde, her seviyede girişimlerin yapıldığını ve burada da bunu en iyi bilenlerden birini de sizin başkan yardımcılarınızdan birinin olduğunu ve onun da görüşlerinin zaten bize paralel olduğunu açıkça söyledik. Dolayısıyla burada alınacak, bağıracak, çalacak bir şey yok. Biz milli bir meseleden bahsediyoruz
misafirliğinden bahsediyoruz ve işbirliğimizden bahsediyoruz. Bunu görmeniz lazım. Burada söz konusu olan, bakın tam ifade etmeye çalıştığımda tam da budur. Siz dış politikayı, milli menfaatleri bir masala çevirdiniz. Sorun burada. Ne zaman içeride sıkıştıysanız dışarıda meydan okudunuz, yalandan delikanlılık yaptınız ama sonuçta Türkiye kaybetti. Anlatmaya çalıştığım bu ve Türkiye bakın Doğu Akdeniz'deki haklarını kaybederken, Mısır karasahasındaki haklarını kaybederken, Libya'da zor duruma düşerken, sınırları kevgire dönerken ne dediniz diye soruyorum size. Tam da bunları konuşmamız gerekiyor. Siz burada geliyorsunuz, bakın ben söylemeyeceğim, şimdi tutanaktan çıkarttıracağız. Size asla yakışmayacak, 50 yıl süresince şanlı üniforma giymiş birine yakışmayacak sözler söylediniz burada. Tutanaklarda var. Dolayısıyla sizin bu soruları cevaplamanız lazım. Yani bir arkadaşımız sizin dış politikadaki menfaatlerimizi hamasetle bir masala çevirdiğinizi ama gerçekte bütün çıkarlarımızı alt üst ettiğinizi, bizi Akdeniz'den dışlattırdığınızı söylediğimizde bundan rahatsız olmayacaksınız. Bizim söylemeye çalıştığımız budur. Türkiye'de herkes mavi vatan tartışması yapabilir ama bunu en son yapacak kişi AKP grubudur, Cumhurbaşkanıdır. Çünkü Türkiye'nin Mısır'la tamamen ideolojik sebeplerle, Müslüman kardeşlerle olan ideolojik saplantılı ilişkisi dolayısıyla Sisi'yi hedef almıştır ve sonuçta da kapısına kadar gitmiştir ama gittiğinde çok geç olmuştur. Aynı şekilde Sarraç dediniz, bir anlaşma yaptınız ulusal mutabakat hükümetiyle. Ne oldu? Bakın tekrar Hafter demeye başladınız. Esed diyordunuz, Esed'le anlaşmaya çalışıyorsunuz. İsrail'e bugün yalandan meydan okuyorsunuz ya, birazdan söyleyeceğim. Ama gerçekte aylarca milyonlarca dolarlık ticaret yaptınız. Siz busunuz. Dolayısıyla Peki, teşekkür ederim, sağ olasın.